Şimdi ATP pompaları ile devam ediyorum. ATP pompaları, pompa dediğimiz şey işte yine bir protein yapısı membranda. Şu çizgileri membran gibi kabul edersen, hücre membranı kabul edersek, böyle membrandan geçen bir protein yapısından bahsediyoruz. Tabii bunun bazı detayları oluyor, işte farklılıkları oluyor falan ama ATP pompaları da bu şekilde protein yapıları. Şimdi bizim en çok önemli olan karşımıza çıkan iyonlar sodyum, potasyum, hidrojen, bunlar üçü pozitif. Klorin de, bu da negatif iyon. Pardon, klorin yazmışım ben oraya ama aslında esas kalsiyum olacak. Hücrede en çok görev alan. Onun iki tane pozitif var. Yani hep pozitif iyonlarla aslında bir şey var hücrede. Trafik yoğunluğu var. Kalsiyum da iki iyon var. Bir de magnezyum var bir yerlerde de, o da iki plus two charge, artı iki charge var, yükü var, yük olarak. İki elektronu eksik manasında. İyon olduğunda bu şekilde artı koyuyoruz üzerine. Malum mesela sodyum klorür olsa o zaman iyon halinde değil. Sodyum ve klorür ikisi birbirine etrakt edilmiş halde ama ayrıştığında, suya ayrıştığında iki iyon haline geliyor. Sodyum ve klor iyonları haline geliyor. Şimdi bunların geçişiyle olaylar gerçekleşiyor. Olaylar bunların etrafında geçiyor. Şimdi ATP pompalarında ATP pompası denmesinin sebebi, bir adet ATP bağlanma yeri var genellikle. Şimdi şunu ATP bağlanma yeri olarak düşünürsek, mesela burada bir ATP yeri olabiliyor. ATP'nin olduğu bir yer oluyor ve bu ATP'den ADP'ye geçiş yaptığında bu proteinler konformasyon değiştiriyor. Yani ATP halindeyken farklı, ADP halindeyken farklı oluyor. Ve dolayısıyla da ne olmuş oluyor? Enerji kullanımı. Yani aktif taşıma pompaları bunlar, aktif taşıma proteinleri. Enerji kullanılmış oluyor ATP hidrolizi olduğu zaman. Şimdi birincisi P tip denilen P type pump. Bunda kendi kendine fosforle ediyor protein ve iyon geçişi için önemli. Şimdi hidrolize ediyor dediğimiz işte ATP, ADP artı fosfata dönüştüğü zaman burada bir enerji çıkışı oluyor. Bu enerjiyi iyon geçirmek için kullanıyor. İyonları geçirmek için kullanıyor. İkincisi ABC transporterlar. Bunlar genellikle küçük protein geçirmek için. Bu iyon geçirmek içindir. Bir de V tip demiş. Bunlar türbin gibi protein makinaları diyor. Çoklu üniteleri var diyor. Yani sadece böyle değil, buraya bir protein daha bağlı, buraya bir protein daha bağlı falan. Ve böyle makina gibi çalışıyor. Genellikle hidrojen geçirmek için, yani buna proton da deniyor ya, protonu geçirmek için kullanılıyor. Ve V tipi denmesinin sebebi vakuol. Aslında vakuollerde çok fazla kullanılan bir şeymiş. İşte lizozom, vezikül gibi veya bak bitkilerdeki vakuoller gibi buralara iyon geçişi, özellikle hidrojen iyonu geçişi için gerekli. Hidrojen iyonu girdiği zaman ne oluyor bir yere? Orayı asidik hale getiriyor. Çünkü proton, işte hidrojen iyonu konsantrasyonu arttığı zaman pH artmış oluyor. Yok, düşmüş oluyor. Ve asidik hale getirmek için ortamı. Lizozomu asidik yapmak için mesela. Onun için zaten içeride hidrojen iyonu çok var ama zaten yüksek olan konsantrasyona doğru hareket ettirmesi için de ne gerekiyor? Enerji gerekiyor, aktif taşıma gerekiyor.
Bir de F tipi var. Bu da bunun tam tersi. Şimdi bu ATP'yi kullanarak hidrojen geçiriyor ya. Bu da hidrojeni kullanarak ATP üretiyor. Bu nerelerde var? Mitokondride ve kloroplastta var. F type olanı. Proton gradyanı bir yerde çok fazla proton birikti. Sonra onu gradyanın yönünde hareket ettirdiğin zaman enerji üretebiliyorsun. İşte protonu geçirerek enerji üretiyor. Bu nerede görüyoruz bunu? Oksidatif fosforilasyonda. Yani işte mitokondrinin enerji üretme reaksiyonlarında görüyoruz mesela. Veya kloroplastın enerji üretme reaksiyonlarında görüyoruz. Bu şekilde enerji üretiyor. ATP üretiyor. Şimdi bunlara yakından bakacağız tek tek. Birincisiyle başlayacağız. P tipi nerede varmış diye. Enerji ihtiyacı tabii hücrenin vazgeçilmez bir ihtiyacı. Bu arada şeyi bir tekrar hatırlayalım. T tipine geçmeden önce gradyan ne demekti? Onu bir tekrar hatırlayalım. Şimdi sodyum hep dışarıda konsantrasyonu yüksek olan bir iyon ve hep öyle tutuluyor. Sodyum. Diğerlerine yazmıyorum. Pembeler sodyum olacak. Şimdi sodyumdan hücre içinde de var tabii ki. Ama hücre içinde konsantrasyonu daha düşük. Şimdi potasyum da hücrenin içinde var hep. Şöyle yapıştıralım. Membranın içine koymayalım. Şurada dışarıda da var. Şimdi burası ECM, extracellular matrix. Burası da sitozol. Şu ikisini şu an düşünmüyoruz. Şimdi bu gradyan ne demek? Sodyum için gradyan bu tarafa doğru. Potasyum için ise diğer tarafa doğru. Şimdi potasyum hücrenin içinde çok, dışında az. Onun için gradyanı bu tarafa, hücrenin dışına doğru. Gradyanı bu tarafa ne demek? Yani buradan bu tarafa enerji kullanmadan geçebilir demek. Ama bu potasyumu buradan alıp buraya koyacaksan o zaman enerji gerekir demek. Gradyanın tersine hareket ediyor çünkü. Sodyum içinde hücre içine giriş enerji gerektirmez. Ama hücre dışına çıkış için enerji gerektirir anlamına geliyor. Şimdi bu sodyum potasyum olayına tekrar geleceğiz de. Yani bu hidrojen diye düşünmek biraz zor oluyor ama hidrojen de bir iyon. Suda suyun içinde iyonize bulunuyor aslında. Ve hücre de su olduğu için çoğunlukla sulu ortam, aküs ortam olduğu için bu da bir iyon ve onu da iyon olarak düşünmen gerekiyor ve eğer hidrojen iyonu bir tarafta çok fazla yığıldıysa ve öteki tarafa geçecekse o zaman enerjisiz geçiyor ya, orada işte enerji ürettirebiliyorsun ona. Yani şey gibi işte, yani yel değirmeni, su değirmeni falan gibi düşün. Yani su geliyor yüksek miktarda geldiği zaman orada bir enerji üretiyor, aynı onun gibi. Yani proteinler de aslında şeyler gibi hareket ediyorlar. Makineler gibi hareket ediyorlar. Şimdi P tipi ATPS pompalarında, yani bunların isimleri falan önemli mi? Değil yani aslında tabii ki. İsimler önemli değil burada da. Neyin nasıl çalıştığı, hücrede bir şeyler nasıl çalışıyor o önemli tabii. Zaten başka isimleri de oluyor bunların. Sarkoplazmik redikulumda bunlar. Sarkoplazmik redikulum nedir?
endoplazmik redikulumun bir formu bu, sarkoplazmik. Endoplazmik redikulumun içinde böyle keseleri olan, sark işte şeyden geliyor, keseden geliyor. Keseleri olan demek. Nerede bulunuyor? Kas hücrelerinde bulunuyor. Kas hücrelerinin özelleşmiş endoplazmik redikulum organellerine sarkoplazmik redikulum diyoruz. Buralarda bulunmakta efendim. Şimdi bu kalsiyum normalde çok az bulunan, eser miktarda bulunan bir şeyimiz, iyonumuz kendisi. Ama çok önemsel bir iyondur. Birincisi iki tane protonun olmasıyla, iki tane artı yükünün olmasıyla iki potasyuma denktir kendisi. Ama onun ötesinde kalsiyum şöyle önemli bir şey. Kalsiyumun hücre içi miktarları çok düşük. Yani 10^-7 molar şeklinde tutuluyor hücre içinde. Ve hücreye çok az miktarda bile kalsiyum girdiğinde kalsiyum secondary messenger olarak görev görüyor. Yani hücre içindeki bazı gen yolaklarını aktive eden işte ikinci molekül gibi ve direkt aktive ediyor. Ha, bayağı bir olay çıkarıyor yani hücreye. Çok az bir kalsiyum girdiğinde çok olay çıkartıyor. Sodyum gibi değil. Sodyum o kadar olay çıkartamıyor. Şimdi bunu miktarlarını sağlamak için bir ATPase üretilmiş sarkoplazmik redikulumda. Kalsiyum kas hücrelerimizde çok kullanılan bir şey. Böyle bir yapı var yine buna benzeyen. Ama bunun ATP bağlanan yeri şurada ayrı bir domainde. Bir de onun üstünde, pardon, fosforlediler. Bir de onun üstünde bir domaini daha var. Bir de burada da şöyle, aslında şunları da göstereyim, daha çok benziyor. Şöyle bir domaini daha var burada da. Burada da şöyle bir domaini var diyelim. Peki burada neredeyiz? Şimdi burada biraz ters. Burası sitozol, sitoplazma. Burası da sarkoplazmik redikulumun içi. Sarkoplazmik redikulum lümen. Yani içindeki sıvısal kısma lümen diyoruz. Burası da sarkoplazmik redikulumun içi. Şimdi burada bir böyle bir yeri var, nükleotit bağlanma yeri. Sonra burada fosforle edilen bir domaini var. Ve aspartik asitten fosforle ediliyor. Çok spesifik yani. Burada bir aktivasyon domaini var. Burası da kalsiyumun gireceği yer. Kalsiyum bağlama yeri. Bir kalsiyum bulayım kendime direktim. Evet. Burası da kalsiyum yerimiz. Oraya bağlanacak. Şimdi nasıl çalışıyormuş? Sodyum kalsiyum exchanger olarak çalışabiliyormuş. Özellikle de iskelet kası hücrelerinde. Yani diğer hani kalp kası falan da var ya, somut muscle'lar. Onlar değil. Bayağı bildiğin iskelet kasında. Şimdi bu keselerin içinde kalsiyum var ve action potential, bu sinir hücrelerinde action potential, aksiyon potansiyeli diye bir şey var ya, o kas hücrelerinde de var. Kasa sonuçta sinirden sinyal geliyor. Hatta ona neuron muscular junction deniyor. Sinirden kasa sinyal geliyor. O zaman depolarize oluyor kas hücresi. Depolarize olduğunda kalsiyum depoları açılıyormuş keselerden ve sitoplazmaya çıkıyormuş. Daha sonra onu bu pompalar sitoplazmadan tekrar içeriye alıyormuş. İçeriye alırken de ya 2 hidrojen çıkıp 2 kalsiyum giriyormuş içeriye. Evet. 2 hidrojen çıkıp 2 kalsiyum girince aslında 2 tane hidrojen çıkıp 2 kalsiyum girdiğinde ne oluyor? 2 tane pozitif dışarı çıkıyor. 4 tane pozitif içeriye giriyor. Ve bununla da ne olmuş oluyor? Hücrenin değil de sarkoplazmik redikulumun için aslında biraz daha pozitif hale geliyor gibi. Şimdi
Kalsiyum bağlandığında ama aynı anda geçmiyor. Kalsiyum bağlandığı zaman buraya fosforile oluyor bu sistem. Sonra hidrojen bağlandığında defosforile oluyor ve şeyi değişiyor. Açılımı değişiyor. Yani bu içeriye alacak ya, fosforile olduğunda böyle yapıyor. Kalsiyum içeri giriyor. Sonra tekrar buradan bu sefer de hidrojen geldiğinde defosforile oluyor. O zaman da bu tarafa açılıyor. Yani buradaki fosforilasyon aslında proteinin ne tarafa açılıp kapanacağını belirliyor. Yani konformasyonunu belirliyor. Dolayısıyla bir ATP kullanılıyor. Bir kesin enerji bir kullanılıyor orada. Şurası enerji yerimiz. Enerji kullanılıyor ama enerjinin kullanılmasına iyon bağlanması gerçekleştiriyor. Hepsi birbirine bağlı gibi. Bunun çok benzer bir pompası. Bunun çok benzeri endoplazmik retikulumda da varmış ama sadece sarkoplazmik retikulumda çok daha yoğun çalışıyormuş. Çünkü sarkoplazmik retikulum işte uyaranla bir anda kalsiyumları dışarıya çıkardığı için hücreye. Onu da niye çıkartıyor? Şimdi de sarkoplazmik retikulum depo olarak görev veriyor kalsiyuma. Ve kas hücresine kalsiyum gerektiği zaman bırakıyor bir anda. Ama sonra o kalsiyum neydi? Kalsiyum aslında böyle çoğunlukla kullanılan bir şey değil. Koaktivatör gibi. Onun için tekrar alınması gerekiyor hücre içine falan. Onun tekrar hücre içine diyorum. Sarkoplazmik retikulum içine tekrar alınması gerekiyor. Şimdi sodyum potasyum olayına gelirsek. Sodyum potasyum pompası zaten dünyanın en meşhur şeylerinden birisi. Neden? Çünkü bütün sinir iletimimiz, beynimizdeki bütün olay sodyum potasyum pompasıyla çalışıyor. Yani nöronların enerjisinin çoğunu sodyum potasyum pompası kullanıyor. Şimdi sebep sonuçta biraz sürekli karışıyor. Aslında sodyum potasyumun kendisine de ihtiyacı yok hücrenin. Sodyum potasyum da orada bir aracı aslında. Yani doğrudan sodyumu kullanmak için almıyor. O elektrik dengesini sağlamak için sodyum potasyum giriş çıkışı yapıyor ve onu sağlamak için de o pompayı da enerjiyle hareket ettiriyor. Onun için enerjisinin de çoğunu oraya harcamış oluyor. Şimdi sodyumlar dışarıdan, yine burası ECM, burası sitoplazma, bu da sinir hücresi. Aslında sinir hücresi olmasına gerek yok. Yani tüm hücrelerde var ama sinir hücreleri birazcık fazla kullanıyor bunu. Şimdi normal seviyeleri 30 kat fazla. Dışarıda sodyum 30 kat fazla, içeride potasyum 30 kat fazla dışarıya göre. Biraz daha fazla miktarları. Şimdi bunu ters yöne geçirmeye çalışıyor sürekli. Böyle bir ters olay var. Pompa şuna çok benziyor. Şuralar yok, domainler. Buna çok benziyor. Burada bir fosforilasyon domaini var. Bu sefer aspartat adlı amino asitten fosforil ediliyor. Bunu da söylüyorum. Bunda yine hani aspartat mı, aspartik asit mi? Bu önemli değil. Ama orada önemli olan, düşünmeniz gereken, bir proteinin yapısında amino asit var. Ve o amino asite fosfat grubu ekleniyor. Yani hani fosforilasyon nasıl oluyor diye düşünmek istersen bu şekilde oluyor. Şimdi her seferinde ne yapıyor bu pompa? Sürekli 3 tane sodyumu dışarıya gönderiyor. 2 tane potasyumu da içeriye alıyor. O zaman ne oluyor? Dışarıya 3 tane pozitif çıkıyor. İçeriye 2 tane pozitif giriyor. Hücrenin içi sürekli negatifte tutuluyor. Hep eksi milivoltta tutuluyor sinir hücresi. Onu sağlamaya çalışıyor ve enerjisinin çoğunu da buna sağlıyor. Ne işe yarıyor? Bunu sağladığında, yani aslında bu sodyumu potasyumu orada kullanmayacak. Burada amaç buradaki negatif yükü oluşturmak. Çünkü sinir hücresi elektrikle çalışan bir şey. Yani belli bir milivolt düzeyi var. Eksi 70 milivolt. Onun üstüne altına çıktığında işte şey oluyor. Eksi 70'ten daha eksiye, daha çok çıktığında buradaki eksi miktarı. O zaman sinyal oluşuyor çünkü. O sinyali oluşturmak için bu sodyum potasyum sürekli içeri dışarı
sokup çıkarmaya çalışıyor. Olay o yani. Aslında burada tamamen bir elektrik sinyali oluşturmaya çalışıyor. İyonların kendisiyle bir işi yok. Şimdi bu burada çok ciddi bir enerji harcanıyor tabii. Yani her pompa başına. Bir de bu pompa aynı zamanda elektrojenik bir pompa. Çünkü membranın yükünü değiştiriyor. Ama diyor ki bu olay diyor bu membranın yükünü değişmesinin %10'undan sorumlu. Daha başka olaylar da gerçekleşiyor diyor. Yani hepsini bu sağlamıyor diyor. Bu da böyle.